Takriben 3 dakikadır bu videoyu kaydetmeye çalışıyorum. Bir takım aksaklıklar yaşadım ama şu anda beni izliyorsunuz. Bu iki cümleyi, yani 3 dakikadır bu videoyu kaydetmeye çalışıyorum ve şu anda beni izliyorsunuz cümlelerini İngilizce'de kuracak olsanız sizce aralarında bir fark olur muydu? Bu videoda bunu yanıtlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Selam arkadaşlar. The Present Perfect Continuous dersine hoş geldiniz. Şimdi dersin başında sorduğum soruyu hemen bir yanıtlayalım. 3 dakikadır bu videoyu çekiyorum dediğimde bu cümleyi arkadaşlar The Present Perfect Continuous'la yanıtlamam gerekiyor. Ama şu anda siz beni izliyorsunuz dediğimde Present Continuous ile bu cümleyi İngilizceye çevirmem gerekiyor daha doğrusu. Şimdi aralarındaki fark ne? Tam olarak bu 3 dakikadır dediğim nokta aralarındaki temel fark arkadaşlar. Hatırlayın, biz perfect yapı için ne diyorduk? İlgili zamanda bizi geri götürüyor diyorduk. Eğer o videoyu izlemediyseniz şu yukarıdaki i butonundan o videoya dönebilirsiniz arkadaşlar. O videoyu izlemeden bu videoyu lütfen izlemeyin. Peki ilgili zamanda geri gitme neydi? Şu anda örneğin geriye doğru gittiğimde hala şu andayım ama olan bir olayın yarattığı durumu anlatıyorum. Bunun past versiyonunda da past'ta geriye doğru gidiyorum. Hala past'tayım. Geçmişin geçmişine gitmiş oluyorum. Future'da ise geleceğin geçmişine bir nevi gitmiş oluyorum ki ilerleyen derslerde bunları daha detaylı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Perfect yapı buydu. Perfect yapıya zamanın ismine çok dikkat edin bu noktada. The present perfect, perfect yapı var. Aynı zamanda da bunun continuous'u. Yani perfect yapıya ben sürerlilik anlamı katıyorum. Yani ilgili zamanda geriye gidiyorum ve orada olayın bir süre devam ettiğini söylüyorum. The present perfect continuous'ta da aynı şekilde şu anda geriye gidiyorum ama hala şu andayım ve olayın bir süre devam ettiğini söylüyorum. Bakın 3 dakikadır bu videoyu çekiyorum dediğimde olay 3 dakika önce başlamış. Bakın ilgili zamanın öncesine gittim ve olay hala devam etmekte, şu an devam etmekte arkadaşlar. İşte bu bize present perfect continuous anlamını veriyor. Ama şu anda siz beni izliyorsunuz dediğimde direkt arkadaşlar continuous yapının içerisindeyim. Herhangi bir geçmişle bağlantı kurmuyorum. Ona da present continuous çevirmem gerekiyor. Şimdi yapımızı inceleyelim. Yapımız hatırlayacağınız üzere 4 tane fiil formumuz vardı. Bu 4 tane fiil formundan perfect continuous formu kullanıyor arkadaşlar. Have been ing yapısı bu. Have been ing'yi ben present'ta çekimlediğimde have ya da has been ing'ye dönüşüyor. Yani fiilin önüne ben have been ya da has been getirirsem ve fiile de bir tane ing takısı getirirsem arkadaşlar bu zamanı kullanmış oluyorum. Peki present continuous'tan farklı olarak bu zamanı nasıl kullanacağım? Birazdan örnek anlatacağım ama buradaki kritik sözcüğümüz arkadaşlar for sözcüğü. Bu demek değildir ki for, her for kullandığımızda present perfect continuous olacak. Hayır, böyle bir şey yok. Ama geçmişle benim bağlantımı kuran ve şu anda devam eden bir cümle yapmamı sağlayan yegane yapı, yegane demesek bile en önemli sözcüklerden bir tanesi for'dur arkadaşlar. Hemen baştan belirteyim. Olumsuz cümlelerde haven't ya da hasn't been ing, soru cümlelerinde de have ya da has başa gelecek. Şimdi örneklerimizi ince geliyoruz arkadaşlar. Present Continuous'la karşılaştırmalı olarak bu örnekleri sizlere göstereceğim. Bunun nedeni de şu, Present Continuous'la çok fazla karıştırılan bir zamandır arkadaşlar. Present Perfect Continuous örneklerimizi inceliyoruz. Şimdi ilk olarak Present Perfect Continuous cümlemize bakıyoruz. Diyor ki, you've been trying to fix that pipe for hours. Saatlerdir o boruyu tamir etmeye çalışıyorsun. Don't you think it would be better to call a plumber? Sence bir tesisatçı çağırsak daha iyi olmaz mı diyor. Bakın buradaki for hours ifadesinden ötürü, saatlerdir ifadesinden ötürü ben olayın geçmişte başladığını ve hala devam ettiğini görüyorum. Dolayısıyla have been trying diyorum. Ancak aşağıdaki örneğe baktığımızda arkadaşlar diyor ki hey Matt, what are you doing? O da diyor ki I've been trying to fix this pipe. Bu boruyu tamir etmeye çalışıyorum diyor. Bakın şu anda sadece devam eden bir şey söylüyor. Geçmişle herhangi bir bağlantı kurmuyor arkadaşlar. Biz bunların her ikisini de your diye çeviriyoruz. Ancak aralarında aslında kocaman bir fark var İngilizce'de. The footballer has been playing in matches for weeks. It will take him some time to recover fully. Yani diyor ki haftalardır maçlarda oynamıyor. Onun tamamen iyileşmesi biraz zamanını alacak
diyor. Şimdi burada yine for weeks ifadesinden ötürü for'dan sonra belli bir süre, belli bir aralık girmiş. Zaman aralığı gelmiş. Dolayısıyla hasn't been playing diyor. Present perfect continuous kullanıyor. Ancak devam eden cümlede, aşağıdaki cümlede the footballer isn't playing. Burada L harfin, bir tane L harfim eksik kalmış arkadaşlar. Kusura bakmayın. The footballer isn't playing in tonight's match. Burada da bugünkü maçta, bu geceki maçta oynamıyor diyor. Şu anda olmayan ya da olan bir aksiyonu anlatıyor arkadaşlar. Geçmişle bakın herhangi bir bağlantısı yok yine. O yüzden aşağıdaki cümlede the present continuous zamanı kullandı. Şimdi bir de soru örneklerimize bakalım. Have you been working out lately? Son zamanlarda sen şey mi yapıyorsun, body mi yapıyorsun diyor. Yani böyle you're really in shape. Hakikaten yani vücudun iyi görünüyor diyor. Lately sözcüğüne dikkat arkadaşlar. Lately ve recently present perfect'te de aslında çok kullandığımız, o derste söylemediğim, bu derse sakladığım iki tane sözcüğüm arkadaşlar. Lately ve recently birazdan gelecek. Bu sözcük de bize perfect fikri verir. Son zamanlarda dediğinde perfect idea'yı bizde çağrıştırır arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir perfect ifadeyi çağrıştıran bir sözcük de olsa gene ben perfect continuous yapıyı kullanabilirim. Yani günün sonunda the present perfect simple ile bundan önce gördüğümüz perfect yapımız the present perfect continuous arasındaki fark arkadaşlar bir tanesinin simple yani basit çekim, ötekisinin de continuous yani devam eden süreli çekim olması. Bunlar eğer bize perfect yapıyı veren herhangi bir sözcük varsa perfect dersinde göstermiştik onların neler olduğunu işte already, yet, ever gibi sözcükler. Bunlarla birlikte arkadaşlar bunlara ek olarak lately ve recently vereceğim. Bunlarla birlikte de illa for olmasına gerek yok. Present perfect continuous kullanılabilir. Burada da bakın kullanmış zaten. Son zamanlarda sen kas mı çalışıyorsun diyor. Aşağıdaki cümlede ise are you working out now? Şimdi antrenman mı yapıyorsun diyor. Okay, I'll call you later. Daha sonra seni ararım diyor. Bakın burada son zamanlarda gibi ya da forlu bir ifade yok. Geçmişle bir bağlantı kurmuyor. Sadece şu anda devam etmekte olan bir şeyle ilgili bir cümle kuruyor arkadaşlar. Ve evet, present perfect simple'ın simple'la birlikte verdiğimiz o sözcüklere ek olarak for artı duration yani for'dan sonra gelecek bir süreç sözcüğü işte for 2 weeks, for years, for hours gibi herhangi bir zaman bildiren sözcük for'dan sonra ve recently ve lately sözcükleri yani son zamanlarda anlamına geliyor bu iki sözcükte arkadaşlar. Bu sözcükleri gördüğümüzde diğer perfect yapıyı veren sözcüklerin yanında biz de the present perfect continuous zaman çağrıştırılabilir hatta çağrıştırılır arkadaşlar. Evet, örnekler bu şekilde. Şimdi birçoklarımızın duyduğu bir present perfect tanımı var. Ne o? Geçmişte olan bir işin, olayın etkisinin devam etmesi meselesi. Arkadaşlar bu yanlış bir tanım. Bakın ben böyle bir tanım hiç yapmadım present perfect dersinde. Ne demiştim? Olan bir olayın şu anda yarattığı durumu anlatır present perfect demiştim. Olan bir olayın etkisinin devam etmesi ise işte şimdi bu zamanda kullanılıyor arkadaşlar İngilizce'de. Ne demek bu? Örneğin çocuk eve gitti. Annesi üstü başı toz içerisinde kirli böyle annesi diyor ki bu ne hal? Diyor mesela. What happened? Çocuk da diyor ki I've been playing football. Top oynuyordu. Yani toprağın içerisinde debelenmiş. Etkisini gözlemliyoruz bakın. Çocuk kirpas içerisinde. Arkadaşlar olay bitmiş olsa bile bu present perfect continuous'un ikinci kullanımıdır arkadaşlar. Olan bir olayın etkisinin devam etmesi, etkisinin gözlemlenmesi olayı. Şimdi bununla ilgili örneklerimizi de dilerseniz bir inceleyelim. Evet, the present perfect continuous'un bu kullanımında dediğimiz gibi olan bir olayın etkisinin devam etmesi durumu söz konusu. İki tane örneğimiz var burada arkadaşlar. Diyor ki you've been talking to your girlfriend, right? Sen kız arkadaşınla konuşuyordun değil mi? Because you keep smiling. Çünkü yüzün gülüp duruyor diyor bakın. Bir etkiyi gözlemliyoruz burada. Arkadaşınla konuşuyordun, arkadaşınla konuştun. Her iki şekilde de çevirisini yapabilirim arkadaşlar. Çeviriyi özellikle farklı renkte göstermedim. Çünkü kafa karıştırıcı olabilir. Burada mümkün olabildiğince İngilizce cümlenin bize vermeye çalıştığı bu anlama. Yani olan bir olayın etkisinin devam etmesi anlamına odaklanmaya çalışın. The present perfect continuous'un bu kullanımıyla birlikte. Aşağıdaki örnekte ise have you been playing video games all night again. Yine mi bütün gece video oyununu oynadın? Bakın etmiyor artık burada yine aksiyon. Olay bitmiş tıpkı yukarıdaki gibi. Ancak bunun etkisini gözlemliyoruz. Your eyes are so red. Senin gözlerin kan çanağına dönmüş.
adeta diyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, the present perfect continuous bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur, anlatabilmişimdir. Şimdi son nokta olarak şunu söyleyeceğim. Lütfen fiil formlarını sadece tenslerde kullanılacakmış gibi düşünmeyin. Hep bakın 4 tane fiil formu üzerinden ortaya çıkan 14 tane tense şeklinde bu tense derslerini anlatıyorum. Ancak arkadaşlar verb formlar sadece tenslerde kullanılmıyor. Burada öğrendiğimiz perfect continuous formu biz ilerleyen derslerde modallarda kullanacağız. Bundan bir sonraki ders. Ardından infinitive gerund'larda kullanacağız. Passive voice'da kullanacağız. Participle clause'larda kullanacağız arkadaşlar. Yani fiille ilgili biz ne yapıyorsak bu fiil formlarını kullanacağız. O yüzden mümkün olabildiğince mantığını oturtmaya çalışın işlerin. Çünkü her şeyin ortaya çıkış, fiille ilgili her şeyin ortaya çıkış noktası arkadaşlar fiil formları. Eğer bu dersin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Zile de tıklarsanız eğer sonraki videolardan YouTube size haberdar edecek. Bunun yanında 14 tane tense'i tek tek incelediğim, kendime ait soruları olan, 4,5 saatlik konu anlatımı olan arkadaşlar, 4 saat 15 dakikalık yaklaşık konu anlatımı olan ve bunun yanında yaklaşık bir 4,5 saatlik de soru çözümü olan Udemy'deki The Tense System in English Language adlı kursumu eğer satın almak isterseniz linkini aşağıda sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.